Evet, şimdi bu kurabiyenin yapımına geçmeden önce içerisinde kullanacağım 70 gram cevizi iri parçalı halinde yine bir bıçakla kesmek istiyorum. Ve daha sonra kurabiyenin yapımına geçiyorum. Evet. 115 gram tereyağını 100 gram şekerle şimdi krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra her kurabiyedeki aşamalarda yaptığım gibi krema kıvamına gelen tereyağı ve şekerden sonra içerisine yumurta giriyor. Bir tane yumurta ilave edeceğim. Tereyağı ve şeker çırpılırken 125 gram unun içerisine lezzet katacak tarçın ve biraz muskat rendesi ilave edeceğim. 5 gram kadar da kabartma tozu. Bir adet yumurtayı da ilave ettim. Ve daha sonra 100 gram yulafı ilave ediyorum. Küçük parçalara böldüğüm cevizler geliyor. Bir miktar vanilya özütü ilave edeceğim. Ve son olarak da baharatlarla tatlandırdığım unlu karışım. Yumuşak kıvamda bir harç bu. Fakat böyle de olması gerekiyor çünkü pişerken birazcık daha eriyecek ve incecik bir kağıt gibi olacak. Şimdi bu şekilde yine bir yarım saat dolapta bekletiyorum. Daha sonra şekillerini verip pişirmeye alacağım. Şimdi burada iki yöntem göstereceğim size. Dilerseniz direkt olarak fıstık ezmesini aralarına sürebilirsiniz. Çok az miktarda bir fıstık ezmesini alıp iki kurabiye arası bu şekilde sandviç yapabilirsiniz. Eğer biraz daha lezzetli olmasını istiyorsanız o zaman fıstık ezmesinin içerisine bir miktar tereyağı ilave edip pudra şekli ve sütle karıştırıp yeni bir krema elde edebilirsiniz. Bunun için tereyağının son derece yumuşak olması gerekiyor. Bir miktar pudra şekeri ve çok az süt ilave ediyorum. Ve böylelikle çok daha akışkan, farklı lezzetli bir kurabiye kreması oluyor. Evet, kremalarını koyduktan sonra da fıstık ezmeli kurabiyeler hazır.